Vaktos hayırlı olsun değerli izleyicilerimiz. Korunmak Güvendir programıyla ben Ali Efendioğlu her salı olduğu gibi bu salıda sizinle 1,5 saat boyunca sizinle olacağım. Tabii koronavirüsün bir virüsten daha fazlası olduğunu bu geçen sürelerde bunu gördük ve gün geçtikçe de bunu hissediyoruz. Tabii biz de onun için her bölümde alırız yönlerini, siyasi yönlerini, ekonomik yönlerini. Tabii korona çıktıktan sonra her gün bir gelişme yaşarız. İster siyaset düzeyinde ister ekonomik düzeylerde. Tabii onun için bir gün iki konuğum vardı. Birisi Azerbaycan'dan değerli Yasemin Hanım, aktivist Yasemin Hanım bizimden olacaktı. İkinci konuğum da Kerkük'ten olacaktı. Üstad Sami Beyatlı. Çok hoş geldin programıma. Hoş bulduk, sağ olun. Tabii Yasemin Hanım'a da istirem selamlayayım özünü. İlk önce sonradan tekrarda olacak Gozi'den. Hoş geldin programımıza Yasemin Hanım. Çok teşekkür ederim. Hepinizi selamlayacağım, bağırmak istiyorum. Ben çok duygulandım. Kerkük'üme, Türkmenlerime, Türkmenlerime hakkımı tanıttım. Ve tüm Türkmenlerime bağırma bastıram burada. Çok sağ ol. Biz de çok seviniriz. Bu gibi hassas konuları öz soydaşlarımızla paylaşmak ve tartışmak bizim için daha gurur vericidir. Çünkü artık coğrafyalar ötesinde bir konuları tartışmak bir dilde daha da bir güzel olur ve daha faydalı olur. Tabii üstadım sağla başlayacağım. İlk evet. Önce tabii koronavirüsü ne kadar bir virüs diyebilsek de özüm. Bir gün tarih boyunca salgınlar çıktı, salgınlar gördük. Ama bu salgının siyasette, ekonomide etkisi daha fazla görünür. Veya siyaset literatüründe çok da görünür başladı. Koronavirüs öncesi var, sonrası var. Her şey ona bağlanır. Bir siyaset kavramına dönüşür yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden önce Türkmen kanatta çok teşekkür ederim. O sizlere bize bu fırsatı verdiğiniz seyircilerle görüşmekte. Ve bütün dinleyicilere diyelim vaktiniz hayırlı olsun. Bir daha Yasemin Hanım'ın bilmedim Azerbaycan'ın hangi bölgesinden, Baku'dan mı, başka bir ülkeden mi, nereden katılmışsa diyelim bazımıza veya kız kardeşimize hoş geldi, bize gurur verdi, aramıza katıldığı için. Bütün Azerbaycan halkına buradan kucak dolu Kerkük'ten salamımızı getirem. Hakikaten bir gün aşağı yukarı 9 ay oldu bu korona konusu meydana geldi. Bütün tarafın eğer tıbbi, eğer siyasi, eğer ekonomi analizine bakarsak, araştırmacı örgütler ve merkezler ve çalışma ofisleri herkes bir noktaya anlaşıp ki artık dünya koronadan önce başka, koronadan sonra başka. Tabii en önemli noktası haradadır? Bu koronanın ekonomini eklemek sisteminde. Bilirsiniz uzun bir fetre fabrikalar durdu, çalışmadı. Okullar tatil oldu. Devlet ofisleri, daireleri hepsi tatil oldu. İnsanlar kendi bölgelerinde, kendi iş yerlerini kapatmak zorunda kaldılar. Tabii. Onun için büyük bir etki sağladı ekonomi bakımından. Bu biz de biliriz. Siyaset dünyada bir şekilde dolanır. Dünya üzerine insanoğlu, halk olup bugüne kadar esas siyasetin de temeli ekonomidir, iktisattır dediğimiz. Doğru. Bir gün yani, dediğimiz de ki, aynen. Bu siyaset bütün attığı adımda esasda sonuçta bir ekonomiye hizmet etmek istiyor. Ekonomi bu kadar etkilenmişse kesin kesin siyasette etkilenir. Ve bu siyaset adımlar da gerek yeni sisteme uygun bir şekilde olsun. Üstadım hani dediğiniz ya biz de aynen hatırlam ben de sana bir gün siyasetin temeli ekonomi üzerinden dolanır. Ama yeni yeni sistem o değildi. Kavramların arasında yeni ekonomi sistemi, yeni siyaset sistemi. Sanki bir şey hazırlanır ülkeler veya ne bileyim dünya siyasetinde bir değişiklik olacaktı yani sanki. Çünkü sürekli Trump'ın baksan bir gün dünyada büyük devletler arasında işte Amerika, Çin arasında ekonomi çatışmaların ötesinde de bir siyaset kavramı hatırlı değil han yeni düzende yeni bir sistem atılacaktı ortaya. Acaba bu yeni sistemin bir belirtileri var ortada bir belli şeyler görüyor yoksa bu da bir söylem de atıldı belki bir
başka amaçlı bir şeydi? Aşağı yukarı özü gene dönem diyelim bu ekonomi konusudur. Şimdi 2019'un başlangıcından 2018'in ortasından büyük bir ekonomi çekişme çıktı. China'dan yani Çin bölgesiyle Amerika'nın arasında. Trump özü de bir ekonomi adamı olduğu için birinci günden hükme geldi, orada iktidarı ele aldı. Adam kafasına koydu, dedi ben artık Amerika'nın ekonomi konusunda daha çok çalışacağım. Hatta böyle güzel, güldürücü, speri noktaları var. No, bir yere asker göndersem veya kod göndersem onun kanşarı diyelim, gelin bize para verin filan verin. Çok var. Her bölgeye baktığı zaman o bölgenin ekonomisine bakar. Başka bir şey değil. Yani bugün örnek olarak Körfez bölgesi, Irak'tı, Suudiye'di, Kuveyt'ti bunlar. Bu bölgeler dünyada ekonominin kaynağı buralardan kaynır. Trump'a göre bu bölgeler esasında bir ekonomik kaynaktır. Kalan şeyine bakmır. Doğru. Mesela bir gün Orta Doğu, Baku, Azerbaycan bölgelerimizde, orada Türkmenistan bölgelerinde bu gaz, doğal gaz kaynakları bunlara göre esas nokta buradadır. Bunu nece kontrol etsinler. Onun için esas çekişim ortada China ile, Çin ile Amerika'nın arasında bu nokta üzerineydi. Amerika 2020'nin sonunda, 2021'in başlığında bütün analizler, tavukatlar deyirdi, Çin ile savaşa girmek zorundaydı. Yoksa Çin dünyanın ekonomisini eline çekecekti. Bu düşüncenin altında bütün analiz merkezleri deyirler, bu koronavirüsünün esasen ortaya çıkması ve Çin'le başlaması işte bu savaşın, ekonomi savaşının, politik savaşının kim dünyanın gelecekte yönetecekti, kim kontrol edecekti, dünyanın ekonomisi kimin elinde dolanacaktı, işte buradan başlamış oldu. Doğru. Geçeceğim, Azerbaycan'a döneceğim. Yasemin Hanım, belki de dinlirdi bizi. Dünya siyasetinde artık koronavirüsten önce bir siyaset var, sonrası bir siyaset var. Sanki gördüğümüz olayların hiçbir bağlantısı yoktu koronadan önceki dünya siyasetinde. Tabii siz de dahil, Kafkasya'da da Azerbaycan dahil bu etkileri yaşıyoruz, biz de yaşırık. Genel analizi nedir bu olaylara, bu siyasete? Bugün dünya siyasetinde büyük değişiklikler oldu, özellikle Orta Doğu, Akdeniz, bir de ondan sonrası da belki de sizde de var bu, Ermenistan, Azerbaycan arasında da oldu. Analizi nedir yani koronadan sonraki bu gelişmeler hakkında? Sizin konağınızı tamamlayın. Düşünceme göre Covid'den dağıldıktan sonra bir dönemde Akdeniz ve Azerbaycan enerji bir mücadele başlamış ve Azerbaycan enerji sahip ve Azerbaycan vasıtasıyla esasen enerji kaynaklarını maddiyle Avrupa'yla bölmek ve Avrupa'nın enerji sisteminin bazı olmakla Azerbaycan'ın müstakilini korumak adına bunun yanında Rusya bu siyaseti önlemek üstüne Ermenistan vaktesi Karabağ ve 7 ayımızı işgal etti. Yani ben düşünüyorum. Bu bir enerji savaşıydı. Karabağ işte bir enerji uğrunda parçasıdır. Ermenistan'ın Azerbaycan süreç işgal siyasetlerini getirdi. Azerbaycan enerji Rusya'ya akımına nail Rusya'nın Azerbaycan kimi de yol ama Azerbaycan Karabağ'da Rus Ermenistan'ın yetti rayonlar meselesi duruma yaşayır, Ermenistan yaşayır. Ama net gaz Azerbaycan enerji
hərbə yönəlişdirilir. Rusiya olunmaq siyasətinə üst çıxdırmışdır. Yasemin Hanım, sözünüzü keseceğim çünkü bir az bir sorunumuz vardı. Sesu tam da iyi gelmir bize. Arkadaşlar tamam. Tekrardan bir bakak hani sorunda bir seste bir sorun varsa onu hele daha dönek sana. Sesu tam yetişmedi bize ama kız az da olsa bir şeyler anladık. Biz sesu düzele kadar ben ustada dönüm Sami Hoca'ya dönağın. Ustadım onun yanında da bir gün Kur'an'ın bu tüm gelişmeler içinde tabii biz de etkilendik. Orta Doğu'nun büyük devletlerinin birisi Irak da dahil bu etkisinin altında kaldık. Tabii gördük devletimiz ne bir sıkıntıya girdi enerji bakımından. Çünkü biz o enerjiye itimat eden devletlerin birisiyiz bugün. Bizde siyasetimiz, ekonomimiz bu şeylerin, bu kargaşanın içerisinde girdi. Gelecek günlerde ekonomimizin bir çıkış yolu eğer petrol fiyatları tekrar eski seviyesine ulaşmasa yani görünürde de büyük sıkıntılar yaşarız. Gerçekten Irak'taki bir devlet herkesçe bellidir ki yeraltı kaynaklarına dayanarak ekonomisini sürdürüyor. Yani %95 civarında Irak'ın elde yaptığı ekonomi o da petrol satımından gelir. Bu petrol satımı çok büyük bir şekilde etkilendi. Özellikle de ikinci, üçüncü aylar hani Avrupa'nın çok ağır bir şekilde vurdu. Bir de Sin bölgesini çok ağır bir şekilde vurdu. Bizim de petrolümüzün çoğu Sin bölgesine gelir. Amerika'ya bir satışımız var. Bu Amerika bilirsiniz hemen hemen çok yerler durdu. China'da durdu. Bu bizi etkiledi tabii. Onun için petrol düşük çok normal bir ekonomi şeyidir, dengesidir. Doğru. Bir malı ne kadar istersen fiyatı ona kadar üstülür. O zaman fabrikalar durdu, havalimanları durdu, ne bileyim tren yolları durdu, bahireler dedikleri bu vapurlar bahirler arasında, denizler arasında durdu. O zaman petrole ihtiyaç kalmadı. Kalmayınca istek yok, alan yok. Onlarca petrol yüklenen vapurlar denizlerde dolaşıyor, satmak için alan tapmıyor. İşte fiyatlar bu taraftan düştü. Biz Irak olarak bunu çok etkiledi bizi. Evet, ve yani hatta hükümetimiz çok zaman borca tarafı üzüleşti. Eğer içten olsun, eğer dışten olsun bilir. Hani parlamento bir oturuşunda tam bunu karara bağladı. Devlete yetki verdi, geçsin bir yerden borç para getirsin. Ta ki hem insanların maaşını, aylıkını vermek için hem de memleketin umurunu dolandırmak için. Doğru. Ama bu ana kadar böyle görünür ki gittikçe artık dünya çapında bu koronaydan bir yaşamak zorunda kaldık. Artık herkes bu koronaydan yaşayacaktı. İşte her kim hastalaşı, özü şansı, Allah ne yazıp özü dünyanı bırakıp gider, işte Allah affetsin özünü, yoksa iyileşi tekrar döner hayatına, yoksa da hiç de etkilenmez, normal gider. Onun için insanlar bu koronaydan yaşamak zorundadılar. Çok büyük amaçlar var bunun esasında, büyük devletler bunu planları her şeyden önce. Bugün eğitim sistemi dünya çapında başladı değişmeye. Yani böyle giderse biz aşağı yukarı 2000 ne diyeyim yani daha bir 8 yıl aşağı yukarı bir 8 yıl daha biz daha bir sınıf görme artık talebe oturup içinde. Eğer bir ilaç veya bir aşı tapılmaz. Aslan o ilaç sebep oldu bunları getirmek. Çünkü indi bütün analistler deyir bize bu korona muhtabar yapısıdır, laboratuvar yapısıdır bu muhtabar. Normal değil. Eydi amaz neydi içinden? Amaz işte dünyanın ekonomisini çöktürmek. Sonradan insanlar bir hale gelsin, bir korkuyla yaşasın. Çıkan aşını kullanmak zorunda kalsın. Bu aşıdan böyle üz amaçlar bilindiği amaçlar odur ki virüse karşıdır, koronaya karşıdır. Ama yok, bu aşının içinde iyi bir kimya alüminyum maddesi var. Bu alüminyum maddesini büyük devletler bir şekilde elektronikalı nano sistemle bunu
izleyebilirler, insanlara kontrol yapabilirler. Yani bunun gerçekten çok büyük bir plan içindeydi dünya. Ögünde de almak, yani hepimiz insan olarak bunun ögünde acizik. Çünkü bunun hakkından gelebilmirik ve bu çok büyük bir oyundu. Bizim kimin küçük devletler filanlar bunun altından çıkmaz. Hatta büyük devletlerde yaşayan insanlar da, çünkü bunu dünyanı dolandıran birkaç gücü var. Doğru. Bu onların planıdır ve bu plan her köşenin üstüne yürüyecek. Doğru. Hatta dünya sağlık örgütleri işin ne olduğunu iyi anlılar. Bunu profesörler, doktorlar, biyolojide çalışanlar hepsi bilirler ama yani uygulamak zorunda. Uygulamak zorunda. Bir yani, politika içerisinde. Bir bu görüşü ben de duyuram bazı farklı yerlerden ama bunu dünya siyasetinde hele de dedik ki zaman gösterecekti bunları. Farklı görüşler vardı. Ben tekrar istedim dönüm Yasemin Hanım'a biraz sesinde biraz sorun var bize gelen seste. Ama istedim devam edelim. Bugün büyük devletler Yasemin Hanım politikalarını, büyük devletlerini yürütmek için Çin gibi, Rusya gibi, Amerika gibi devletler sürekli plan kurmak zorundalar. Tabii bu planlar her zaman yerli. Üstadımız dediği gibi, az önce Sami hocamız dediği gibi, belki de Kur'an'a da bu planın bir parçası sayılı. Biz dünya artık her şeyi hesabı dahilinde görürük. İstirem oradan devam edelim. Koronavirüsünden sonra siyasi gelişmeler çok oldu. Bunun alakası ekonomik alakaları vardı. Yoksa normal bir planlar vardı her zaman büyük devletler için. Bir dönem oldu. O dönemin arkası bir yenici planlardı görebildik yani. Çok teşekkür ederim sorunuza göre. Bir var, dünyada yüzden çok aile var ki onlara süper küresel güç, yani ekonomik anlamda küresel bir güç değiller. Bir var bu ailelerin dünya siyaset, küresel siyaset. Bu ailelerin siyasette ekonomik amacı küresel bir devlet kurmak. Bütün dünya halklarını, bütün dünya devletlerini bir devlette vahit bir devlete birleştirmek. Küresel bir devlete birleştirmek. Alması güdülür. Bunu edenler Rockefeller'ler vesaire ne kadar bilgi ahir. Bir küresel devlet planı var. Bir de millet devletleri, ulus devletlerin planları. Sizin dediğiniz gibi Rusya'nın, Çin'in, ilete de güçlü yani Türkiye'nin. Bak, aslında millet devletlerin tecrübeyle küresel vahiy 100 ailenin küresel devlet arasında bir tartışma yaşanır. Bu dönemde korona bu tartışma bir parçası. Bunda korona küresel ekonomik güçlerin dünyanın kendi bu taraflarına uygunlaştırdığı ortalığa attığı bir yeni dünya başlatmak mümkün. Yasemin Hanım, sözü burada bir soruyden istirem Kasım. Han dedi küresel dünya olacaktı. Küresel dünya içerisinde, dünya bir sistem içerisinde. Ama aynı zamanda da çatışmalar görürük. Bir gün iki eksen vardı. Çin'le az önce de tartışırdık burada. Sami Hocam'dan Çin var, Amerika var bir tarafta, Çin, Rusya, İran belki de bunlar bir eksende de olsa da karşı taraftan da görürük Amerika, Fransa var. Ona da gelecek bir gün yenici ortada oldu, yenici bir aktör de çıktı, o da Fransa'dı. Bunlar da var, hani bunların çatışması içerisinde nece bir dünya görebildik, küresel bir dünya? Bakınız, bir millet devlet, Çin, Rusya, Türkiye, Fransa, Çin'i, Amerika, devletlerin stratejileri ve ordusu Akdeniz'de, Hezer'de enerji okumları var. Bu bir dünyadır. Bir de var, bütün dünya devletleri, bütün dünya halkları çatısı altında küresel da birleştirmesi, bunu yürütenler de o küresel ve uluslararası teşkilatı küresel güçler. Şimdi korona döneminde milletlerle bu küresel güçler arasında
aslında bir savaş dönemidir hem. Hem de bir tecrübet ve insanlığın bir tecrübesi. Bakın bu savaş özünü Amerika devletinde gösteriyor. Amerika'da yabancı kurum arasında çıkan Anglo-Sakslar evangelist bir savaşlar var. Devlet kürtel devlet yapsa bir savaşlar var. Savaşların öz diyenleri, paradigmaları var. Bir yandan bu savaşlar gelir. Bu yanında milletlerin de enerji resursları savaşı gelir. Örneğin koronadan önce artık Akdeniz'de bu savaş tutulanmıştı. Doğu'da bu savaş başlamıştı. İran işgali, Afganistan'ın işgali, Suriye'nin işgali, Kafkas'ın Karabağ'ın işgali. Hep bunda bir savaş belirtileri de savaştır. Bu savaşı atılmıştır. Doğru. Bu savaşlar ortalığının haritası değişir. Bak, başından sonra hiçbir yeni meydana geldi. İzrail Yasemin Hanım, ben burada soruyu biraz da kesmek isterim. Geçim Sami Hocama. Aynen tartıştığımız, konuştuğu konulardan biraz Sami Hoca'ya da dönüm. Bugün Orta Doğu'da bir şey vardı, yeni bir aktör çıkarı gözlemlediğimiz kadarıyla. Fransa'nı görürük, bir aktör sanki biz gördüğümüz Amerika'ydı. Rusya çok gördük, İran, Türkiye işte bunlar. İran, Türkiye Orta Doğu ülkelerden ama siyaset rollar var. Başladık Fransa'nı Yunan'dan başlayan Akdeniz, Lübnan, Irak'a da geçen günlerde ziyareti başladı. Bunları nece değerlendirsen? Gerçekten tarih boyunca ki başladı insan topluluk halinde ve bir organize halinde nizami bir hayat düzmeye. Ondan sonra her zaman güçler var imiş insanın hayatını düzmeye ve global yer üstünde olan hayatı tanzim etmeye. Bu en son yani diğerin bin sene, 1500 seneye bakarsak çok zaman bir gücden ziyet varymış dünyanı şey etmeye, tanzim etmeye. Mesela Parslar var idi, İskender Makduni var idi. Diğer Selçukiler var idi, İngiltere var idi. Hani Bizanslar işte, var idi. Bizanslar var idi. Amoviler var idi, işte Bizans cemaati yine var idi. Osmanlılar olduğu zaman işte karşı tarafta bir şeyler görünürdü Avrupa'da. Her zaman bir taraf varmış. Güç dengesi Güçler, var. Güç dengesi varmış. Bir gün güç dengesi son zamanlarda soğuk savaştan sonra tamamen bir tarafa yöneldi. Ne kadar herkes bilir Rusya'nın gücünü ama Rusya o kadar etkili olarak davranmadı. İlla Suriye konusunda yani gördü o zintikte çıktı ortaya. O da neden çıktı ortaya? Çünkü baktı tamamen elinde olanlar hepsi kaybe gediri. Doğru. Artık girişmek zorunda kaldı. İşte dünyanın yöneten akıllar da diyelim bir gün eğer Allah korusun eğer bir savaş koparsa bu elektronik sistemler, bu yenge sistemlerden yani çok zordu bu artık gerçek savaş girişimi. Buna böyle bakarsak biraz önce dedik hani Fransa, China ile Çin'le Amerika'nın ortasında artık bu dengeni de bir yani bunlar da artık birbirlerine girişim olmaz. Bir taraf ister bu dengeni sağlamakçı diyesin. Ha sen haksızsan dur ben o tarafa geçsem seni duracağım. Ona da diyesin sen haksızsan. Doğru, burada dur bu şekil yani. Yani üçüncü bir yumurta isterik elimizde olan bu tartını dürüstlesin. Benim şahsi görüşümde bugün Akdeniz'de yapılan bu Türkiye'nin yaptığı bu çalışma bu şeye karşı doğal gazlara karşı bir de bizim Türk dünyasında gördüğümüz bu güç ki tarihe dayanan bir güçtü Azerbaycan'da, Türkmenistan'da falan bunlar gelip bir anlaşma için dostsalar, bir dayanışma için dostsalar bence Fransa'dan daha önce
bu şeyi sağlayabilirler. Özellikle de Türkiye'nin bu son zamanda attığı hem ilim bakımından hem sanayi bakımından çok büyük adımlar attı. Onun için Fransa'nın bu yaptığı çalışma sonuçta uğraşır bir denge çıkarsın ortaya. Ya Çin'le durar, Amerika'ya diğer dur artık yetersen dünyanı tehlikeye yaparsan, ya Amerika'yla durar, Çin'e diğer dur yerinde. Çünkü onlar da başladılar kaybetmeye. Yani Avrupa'da artık bir gün çökür. Yani gerçekten bir hasta bir ülkeye benzemek halinde geldi. Hatta Avrupa Birliği'nin yani günbegün gidip dağılmaya gelir. Avrupa Birliği'nin de bayrağını aslında Fransa'da kaldıran birisi birinci günler. Fransa'dan Almanya. Almanya işte. Daha. Ve hatta bu son zamanlarda bu kaç senedir İngiltere'de çok büyük bir baskı var. Çekilmek, bazı devletler dili daha artık... Zaten İngiltere çekildi. Euro'yla teamül etmeyeceğim, kendi şeyimi döndüreceğim, paralarımı döndüreceğim. Onun için Fransa artık bu birliğe ve bir de o dengeyi sağlamak için kendini bir gövde göstermesi bir yapmak lazım. Bir son çırpınıştır. Bir çırpıntı ve bir gövde göstermesi yapmak. Bence bizler ne kadar Yasemin Hanım'a ne katılı yoksa yok, bizim Orta Doğu'da olan bu gaz kaynaklarını birleştirebilsek, Akdeniz'deki şeyden beraber bu Türk devletlerinin yerinden geçer eski İpek yolu dedikleri, biz bunu elimizde tutabilsek, o güç biz olabilirlik ve o dengeni bu bölgeler olabilirler. Ve yeri geldiği zaman yumruklarını masa üstüne çalabilirler. Doğru. Yasemin Hanım'a dönüm. Yasemin Hanım, hani az önce biz tartıştık yeni aktör Akdeniz'de olan bitenlerin etkisi. Aşağıya inerek Irak'a ulaştık. Biz, tabii Irak'ı da etkiler bu konu. Ama çatışmanın diğer bir tarafı, öyle diyebilirim gelirimin diğer bir tarafı daha da az olsa, az bir şekilde görünse de bir gün Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın gaz hattı veya tren hattı vardı bir gün. Orada da bir Orta Doğu'ya daha bir az bir şekilde gelirim görünürü. Ama daha bir kenardaydı biraz. Henüz de çok da bir çatışma oldu Ermeniye'den Azerbaycan arasında. Onu nasıl görebildik bu güç dengesinde bir gün büyük devletlerin savaşı arasında? Bu sorunuza cevap vermek önce Fransa'nın çok güzel dokunum. Şimdi bu pandemiye kadar yani ekonomik bakımdan karşımızda bir var ki Amerika bir ama Çin kültüründen sonra Avrupa bir değişim Atlantistler, kontinentalistler arasında değişime başlıyor. İngiltere, Avrupa bir Amerika ile müttefik oldu. Avrupa gücü özü karşılamış durumda. Atlantistlerle internetler farklı politikalar yürütmek ve görmüş ki kontinentistler çok da Atlantistlerin farkında tutuyor. Fransa kontinentalistler bol zaman kontinentistini temsil edir ve bir Orta Doğu'da enerji tabakta kontinentalistli temsilcisi Atlantistli dışında yer almışlar. Bak Fransa Orta Doğu'da hiçbir zaman seçilmedi. 1979'un yılında İran İslam İnkılabı'nın arasında Fransa var idi. BP Amerikan şirketleri İran'da yerine Fransa'da Total şirketleri her zaman göz alır. Yani ama Orta Doğu enerji siyasi oldu. Üçün Azerbaycan'da bu yakınlarda bölgemizde, Kobuz sınırımızda satışta oldu. Emin satışmanın farklı planında Fransa'nın da böyle ki Ermeni siyasetinde Fransa yeni bir Ermeni meselesine yakın sergilemişlerdir. Fransa Kürdistan içerisindeki Cavakya bölgesinde yaşayan Ermenileri eşlemekle Ermenistan'ın cevap işgal etmesine ve Ermenistan'ın zaten bunu tehdit etmek için de bir zamanda Azerbaycan'ın topraklarını da işgal etmek için de Türkiye, Azerbaycan
birbirine bağlayarken enerji kemerlerini, o bölgeni Bakı-Tbilisi kuru yollarını, o bölgenin geçirmek siyaseti yürüdü. Ve bu savaştan Ermenistan'dır. Şimdi, indiye kadar savaşlarda Ermenistan'ı da artık Fransa'da bu bölgede Türkiye'ye karşı el koymak bakımından insanı sizleşlemek için Ustaz bölgesinde birbirini güclendirdi. Türkiye'nin karşısında Suriye'de, Lübnan'da artık Hazar bölgesinde de karşısında Rusya ile Fransa'nda doğru. Fransa'nın enerji siyasetinde bir ama buna göre düşünmürüm Fransa bir şey yapabilir. Çin'in karşısında yükselişinin karşısında devletlerinin yine maddesinde devletlerin birinci özünü inşaat ettiler ve devletleri arasında sulh integrasya prosesini başlatan Türk, Azerbaycan ve Türk devletleri birliği projesini Çin'in ekonomik güçler bölgemizde Avrasya doğru. Çünkü Yasemin Hanım biraz hani sessiz gelip geliri ben dediği o dinledik, çok da iyi dinledik. Bildiğim, anladığım kadarıyla hani güzel analizler verdi. Orta Doğu Türk devletleri üzerinden bugün güçler dengesinde bugün yeniden çizilen bir güç dengesi üzerinden konuştu. Tabii bunlar çok önemliydi. Bunları tekrar da konuşacağım konuğumla. Tabii ses sorunundan dolayı biz çok da analizleri şey ediriz ama ses biraz gelip yediri. Onun için biz senden çok da memnunuz bize katıldığı için. Ama gelecek programlarda gene de bu konular üzerinden yine de misafir edeceğiz seni. Bugün biraz tamam. Da seste sorun çıktığı için hani tam da anlaşılmadığı için ama biz aldık notları aldım senden inşallah burada tartışacağız. Tekrardan biz çok da mutlu olduk. Seninle bağlanmaya tabii sizi de analiziniz bizim siyasetçilerimizden bizim hocamız burada Sami Bayatlı deneyimli siyasetçilerimiz sizi de görüşleriniz. Bu açılar birleştirerek özümüzce hem fayda milletlerimize hem de ülkede olan bitenleri, dünyada olan bitenleri öğrenmek çok da iyi olur bizim için. Tekrar ben sana şükranlarımı sunuram Yasemin Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben de sizinle çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet ustadım, Yasemin Hanım'ın dediği notlardan istedim yola çıkayım. Hani bugün burada sanki yeniden bir sömürgeçilik dönemi var ya hani bu Bilfor üzerinden şeyler Fransa'nın sanki bir paylaşmak görünmek gibi görünür. Hani Osmanlı İmparatorluğu döneminin bitmağının sonuna Fransa'nın Suriye, Lübnan politikası bu taraftan Ermenistan'ın kurulması sanki o harita dönür ama ekonomik bir siyasi girişimiyle yani ekonomik bir politik olarak veya bir bahane olarak yine de görürük. Bugün biz de etkisinin içindeyiz. Çünkü bugün Fransa girişir hani Irak'ta belki de bir söylenti vardı. Hani Türkiye'ye karşı bugün Irak'ın da bir mücadele vermeğini Macron'un bir söylenti değildi bu da. Bir siyasette atıldı bu. Ne kadar biz burada bu şeyi, bu senaryonu gerçekleşmeğini görebildik veya gerçekleşi yoksa yok. Ama biz yani herkese belli de dünya çapında bir sistem var. Orada Frankfurt devletleri. Bunlar ki Fransa'nın şeyi altındaydı, sömürgesi altındaydı uzun bir zaman. Bu devletler her zaman bir güne kadar beraber işbirlikleri var, beraber sosyal ona hayatları, ilişkiler, ha, ilişkiler devam edilir bir güne kadar. Ve bunun içinde bizim bölgede en önde gelen Lübnan'dan Suriye'de. Bunlar herkisi de Fransa'nın şeyi altındaydılar, etkisi altındaydılar. O bu ilişkileri devam edir bugüne kadar. Onu da unutmayarak ki son patlama Lübnan'da yapıldı.
Lübnan xalqını təbii çox böyük bir acıydı. Hepimiz bunu çox acıyla karşıladık. Ama ilk adım millet cəddəyə tökündü, Fransa'ya çağırıda bulundu. Neden? Çünkü bu bax kopmayıb bir günə qədər. Şimdi öyle baxarsaq, Suriyanın durumu buradan hiçbir istihrasız haldadır. İşte Lübnan'ın başına gelen, Irak'ın bir gün yaşadığı durum, istihrasızlık halı. Bunları toparlarsa işte bu bir sahadır, bir çok güzel bir alandır. Fransa için artık girişimini yapsın ve bu bölgelerde de kendi yani lokumasını ve kendi şeyini elde etmek için. Bunu karşısına ne koydu hızlandırsın bu işi? Bu işi koyup hızlandırmağın sebebi Türkiye'nin o Akdeniz'de yaptığı çalışmalardı ve Libya'nın sınırında olan bu gelişmelerdi. Tabii bunlar hepsini getirirsek dediğimiz ki Fransa'nın amacı bölgede, bu sıcak bölgede ve bu İpek yolunda bir payı olsun. Belki de özü bir denge haline geldi. Çin'le Amerika'nın karşısında yeri geldiği zaman vurgusunu uğrar. Yani eşit hala gelebilir Rusya'yla. Ama gene de dönem diyorum. Tarihin boyuca, o çünkü gelecek, dünyanın geleceği doğal gaza daha çok etkilenecektir. O doğal gazın ele etme sistem var, yani şeyi harcaması çok ucuzdu bizim normal petrolümüze petrole göre. Onun için gelecek o devletlerin yanında olacaktı ki doğal gaza malikti. Mesela Irak bugün çok büyük bir kimya doğal gaza malikti. Irak'ın çok büyük bir devralı. Onun için herkes gözünü koyar Irak'a tarafı üzülsün. Ama ana kaynak Orta Asya'dı. Biraz önce buyurduğumuz ki Azerbaycan'dı, Kırgızstan'dı, böyle devletlerdi. Bunun hattı Türkiye üzerinden, Türkiye'nin bir çalışması elde, oradan dolanır. Bu elde olduysa çok büyük bir şey olur. Hatta Rusya'nı çok etkiler çünkü bir gün bir pipeline dolanır oradan Rusya'ya. Rusya'dan enir Karadeniz'e, oradan çıkır Avrupa'ya gelir. Onda buna gerek kalmaz. Direkt iki gazı birbirine bağlamak. Orta Asya'dan, Türkiye'den bu büyük etkiler onun için Fransa bence bir nefesten gider bir fetreye kadar ama sonuç getirmez çok. Çünkü sonuç etkileyen o bölgelerde her iki gazı elde edir. Ama bizim en büyük korkumuz gerçekten bu korona sistemini Amerika ve China'nın ortasında olan bu çekim sonuçta insanlarımızın hayatı bölgemizde olan sistemleri hepsini etkilesin. İnsanlar zaten etkileyipti yani. Etkileyipti ve daha çok etkilemeyiz. Biz bir noktaya geldik bir iki ay önce az kalmıştı. Yani devlet maaşları vermeme durumuna gelecektiydi. Bu da bir kanıtıydı yani bugün bu ekonomik sistemin çöküşünü. Ama biz bir durumumuz farklı olduğu için biraz daha da çok etkilendik başkasına göre. Ama bir gün biz bu ülkeler sanki dediği ki biz daldırılmak vardı. Bu arada biz bu çekişmenin içinde ha bakır hangi iki dev çatışır biz onların şeyine çatışır bakma çatışmalarına bakır arkamızdan bir planlar yürütüldü. Bir gün sanki bir siyaset şeyden biz görmüştük. O füze yaptı, o F-16 yaptı, o A-35'i yaptı, o bilmem ne yaptı. Biz onlara bakırız ama bir yandan baktık ve virüs de çıktı siyasetin içine. İndi o füzeler kaşarına çıkarı aşı. Herkes çıkıyor. Ben yaptım. Yani ben de ona geleceğim. Bir Suriye çıkardı, bir China çıkardı. Bir teknolojinin savaşı var bir yandan da. Bu da girdi siyasetin içerisine. O da bir yarış içindeydi. Bizler de ortada her zaman mağdur olacağız. Kararımız sanki elimizden gelir az da olsa, ne bileyim çok da olsa diyebilirim, yok az. Bu çekişmenin içerisinde yeni dönemde bu şeye ayak uydurmayan devletlerin biraz da siyasette görünmeleri daha zor görünü belki de. Çok, bir gün bunun üzerine yapılacak siyaset. Tabii çok zordu yani artık bak 3. dünya devletleri var idi. Şimdi bu da geldikçe bitir hani kalmadı daha artık. Soğuk savaş bittikten sonra 3. dünyaya da gerek kalmadı daha. Çünkü dünya aşağı yukarı bir kutuba terefik etti. Ama ben dediğim bir gün bu küçük devletler artık tamamen kendi ne insanı ne devletleri kendi iradesine daha artık malik olabilmez. Çünkü bu koronavirüsünün hele aşısını elde eden
ve dünyanın her yerinde insan sayısını kontrol eden bir sistem çıkar ortada. Yani bugün Irak bölgesinde, Körfez bölgesinde bu kadar insanı yaşayacaktı. Mısır'da bu kadar, ya Avrupa'da bu kadar insanlar yaşadı. Bu şekilde yönetilecekti. İşte biraz önce Yasemin Hanım dedi, birkaç aile var dünya çapında, globalin bütün mısırı bunların elindeydi. Onların işi de yerir. Bugün ne eğitim bizim istediğimiz kimin olur, ne sıhhat bizim istediğimiz kimin olur, ne spor bizim istediğimiz kimin olur, ne de normal hayatımız bizim yani istediğimiz kimin olur. Yani her devletin taksis olunuyor için bir hayat tarzı. Bir hayat tarzı. Sen orta yaşayacaksan, sen iyi eğitim göreceksen, bunun üzerine niye yürütülecekti yani? Böyle yürütülecekti ve hatta eğitimin de kalitesi ve sistemine de hüküm olunur artık. Daha böyle de herkes gelsin bir gün memçi. Günde bir tane patlak versin bir yerden, ben de vize yaparım, ben de nano bilimine hakim olan, ben de nüvavi hakim, buna mazal vermezler daha artık. Artık ellerinde sıkılır. Ellerinde sıkılır buna göre inşallah. Ama yani bu şeylerin içerisinde biz Orta Doğu ülkeleri, hani biz Orta Doğu ülkeleri her zaman büyük devletlerin bir sahası haline gelmiş devletler görünürük. Bugün ne kadar bilinçlenmişik, hani biz bu konular tartışırıq ama karar yok elde. Mesela bizler indi bu olaylar sanki bitenden sonra, olandan sonra. Mesela bir gün ben geçende de yazdım, öz sosyal sayfamdan üzerinden yazdım, büyük patlama, infijar el-adimnezi diyarı. Sanki 2001'de bir patlama oldu Amerika'da, mesela Burcu Ticare. Ardından Orta Doğu işgale geçti. Bir Lübnan olayı çıktı, ardından bir siyaset atıldı, Fransa girişti. Bir korona çıkırı, bu dönemler arkası biz yalla bildik. Biz bir çözebilmirik olaylar, oldu partiler ardından çözürük. Biz bu bilinç var ama irade yoktu bu devletlerde bu politikaların karşısında dursun. Sen de yani bu devletler nece baş kaldıracaktı? Bu çözüm neydi kalan ülkeler için? Mesela bir gün bir Türkiye'den İran bir baş kaldırıp da bir gün Türkiye'de bir gövde gösterir Akdeniz'de, İran'da, Suriye'de, Yemen'de, ne bileyim başka Irak içerisinde de biraz da olsa dünyanın haline olacaktı büyük devletlerin bütün bu olanların içerisinde. Gerçekten çok güzel bir örnek verdi İran'dan Türkiye'nin, yani bir gün attığı adımlar, gövde göstermeleri çok güzeldi ve karşı taraflara tamamen istedikleri yerde baskı bastılar, o sözlerini sıkıntıya de geçseler de. Geçseler de ama gene bir şeyden çıkardılar. Benim bu konuda gerçekten yani siyasi analizden başka bir böyle dünya çapında bir dinisel bir görüşüm var. Allah Teala dünyanın her şeyde bir dengesi var Allah Teala'nın da. Elbette. Yani bir gün ekonomi kaynağı bize versin, yönetim kaynağını bize versin, hapsi güzler bizim elimizde olsun, işte bu olmuyor. Doğru. Denge kaçırı. Nedir mesela bunların ekonomik kaynağı bize verir. Araştırma, akıl, teori çıkartmak, politika çıkartmak diyen bir tarafa verir. Askeri gücü bir tarafa verir. İşte bunu Allah Teala bir şekilde paylayıp da her tarafa dünyanın dengesi bozulmasın diye. Onun için biz her şeyden önce buna yere iman getirelim. Yoksa bizim bölgemizde olan insanlar çok zeki bir insanlardılar. Ve dünyanın en önde gelen büyük müesseselerini yürüten bizim bölgelerdendir. Yani bugün Britanya'ya gidersen bakarsan en büyük sıhhat örgütünü bir Iraklıydı yürüten, Amerika'ya gidersen bakarsan en büyük bir diyarın neutral. Ama üstadım yani bu dedi, hani bu bizim beyinler götürüp de oraya. Bu bir küreselleşmenin bir gün niyet kavramı hırsızlıktı. Bizim beyinlerimiz çalınıptı. Bugün o beyinler burada olması lazımdı. Biz seviniriz ama aslan o buralı asıllıydı. Mesela Iraklıydı, ne bileyim Türkiye'liydi, İranlıydı. Ama bu aslında bu devletine hizmet vermesi yerine gidip mesela İngiltere'ye bu aklını sunur. Bu beynindeki bizim zekasını. Bizim bölgelerde o idare sistem yoktu devlette bunları kucaklayabilsin. Ve içinde olan tam da bu noktada yani bu neden büyük devletler yaratır bunu, hatta burada beyinler burada artık bir şey göstermez oraya gitsin, bu da bir politika sahili bence. Tabii yani bunlar bizim bölgelerde idare sistemini bir çerçeve içine koyar, o çerçeveden çıkmaz. Yani ben sana bir örnek veririm, belki bilmem, belki burada bir programda konuşmuşum veya her yerde. Yani bizi bir hale getiripler, doktor okuluk okusan
Mezun olsan doktor olmasan, mühendislikte mezun olsan mühendis olmasan, hukukiyetten mezun olsan hukuk. Böyle gelir hayatlar. Yani bakarsan bir hadde kadar yetişipsen, ha orada eğitimini alan, gerçek eğitimini öz yanlarında alan ne yoldan olursa olsun onu koymazlar dönsün. Baksalar yani, sırları elinde tuttu işin sırlarını, elbette, onu koymazlar dönsün, geriye dönerse de başına bir felaket getirirler. Onun için bizim bölgelerimiz mahkumdu. Bu büyük mahkumdu, güçlerin şeyi altında, etkisi altında. Anladım. Bir hadde kadar koyarlar seni. Normal hayatı yaşayarsan sen ki sen serbestsen, sen ki her şeyi var. Hakimsen, sen ki sen özü, egemenlik var. Besbele dagi yeri geldiği zaman çalarlar elimizi, ayağımızı kırarlar. İradamızı. İndi en büyük, evvel bölgeler küçük idi. Yani ben, ama indi müşküle, yani bu koronadan sonra bir şekil böyle bakırsan sanki bir 3 kuvvet, 4 kuvvet çıkacak ortaya. Bu dünyanın her şeyini kontrol edecek. Yani biz de oradan seziriz hani değil yeni sistem, yeni, yeni sistem. Bilmiyoruz hangi devletler. Sözde de Orta Doğu'nun bir yeni coğrafyalar çıkacak. O çok önemli de, o da bir şey var. O da bir gövde gösterebilir. İnşallah bizim temennimiz dünya için, tabii Allah Teala da yani kötülüğün salmaz böyle sona kadar geçsin. Evet. Hep her bir yerde rahmetini her zaman insanların üzerine indirip bir yerde rahmetini koyar, o bir yerde bu insanların geleceğinden, hayatından, sıhhatinden, her şeyden oynayan ellere bir yerde diyecekti, durun artık burada yeter. Doğru, bizim de imanımız vardı. Elbette bir adalet vardı dünyada. O adalet her zaman vardı. Oradan o sözde geçeceğim de lehuliyet kulibet her zaman diyerek. Bugün Irak'ın da bir siyaseti vardı. Irak'ın da yeni kurulan bir devlet vardı. Kaç aylık geçici devlet diyebiliriz o yüzden. Ama Irak da sürekli boğuşur, o karıştı, bu karıştı, komşu ülkelerden, büyük güçler, Amerika'nın oyunları, kurduğu politikalar bizim için ekonomisi olsun veya başkası olsun. Irak da bu koronavirüsünden biz okullardan ayrı, bütün dünya gibi, bütün ister fabrikalarımız olsun, bütün yerlerimiz kapandı. Çok da büyük, devletin hiç en az bir sebet, gıda sebetlerine verebilmedi vatandaşlara. Tabii bu durumda Irak hükümet kurarken bu olay da geldi. Çok da vahim bir duruma geçtik. Artık bugünden sonra Irak'ın ekonomik alanda bir kalkışma olacaktı. Çünkü bir gün petrolda son şeyler, sekteleri yedikten sonra artık yönelecekti yeni hükümetler, yoksa koyarlar bizi açığın diyen koy. Şimdi Irak'ın başında en büyük müşkilesi 1700-1800'lerde başladı. O zamanki dünya tren yoluyla, uçak yoluyla, arabalar yoluyla hani bir kalkınma oldu, sanayi kalkınması. Dünyanın üzü iletişimi değişti. Bu iletişimde Irak merkez kimi görüşür bölgede, yani diğerin Asya ile Avrupa'nın orta yerinde bir merkez görünür. Bir de petrol ve yeraltı kaynaklarının çıkması, bu bir bela getirdi Irak'ın başına. 400 sene Osmanlı'nın hükmünün altında yaşayan bir istikrarlı Irak, Melikiyet zamanında aşağı yukarı %60-%70 aynı sistemle yeridi. Hani İngiliz işgal etti, melikleri getirdi, koydu. Osmanlıların çizdiği sistemin üstünde yetişti. Irak'ın başına bela ha zaman geldi? 58'de geldi. Melikiyeti cumhuriyete döndürdükten sonra müşkilimiz her gelen hükümet özünden önce yapılanların üzerine yapmak yerine yıkıp baştan baştır. Yani bugün Avrupa, Amerika büyük devletlerin ilerlemesi nedir? Her gelen cil bir devrim de yapan da döner diri benim dedelerim bura kadar yapıptı. Doğru. O geleneğin onun üzerine yapmam lazımdı. Artık peki sen niye yaptın adam? Onlar yürürdüler. Sen niye yaptın bu devrimi? Diri, onlar artık aynı akliyette yürütmek isterler. Doğru. Yok hayat ilerleri. Ben daha yeni ihtiyacatlarım var. Bunların aklından olmur. Dedeler siz çekilin işte devrim yapılır. Gelin yeni kuşak gelir onun üzerine yapılır. Bizim müşkilimiz her gelen bir gün 58 melekiyet vaktini sildi. 68'de diktatör şey, Baas rejimi geldi.
58'e kadar ne yapılıp sildi? Aslan diye adını getirme onun Irak'ı ben yapacağım. Dönüm dönümden kopur. Kopur. Girip'in üçte gelen dediler hemen deme onu bize. Bizden eski önce rejim. Eski bir rejim var. O bir tamam diktatör. Rejim diktatör. Memleket devlet. Ayrıdı. Devlet ayrıdı. Kopur birbirine. Kopur birbirine. Dönüm kopunca kopur. Ben her zaman gelim. Sıfırdan yıkıp başlayayım. Onun için çok zor oluyor. Böyle bakan da bir yeni Irak var 2003'ten sonra. Yenişten bütün sistemi, idarası, siyasatı, en son demokrasi getirir. Bölgede olan bir, hiç görünmeyen bir destur anayasamız var. Evet. Tek yani iyi tarafları çoktu, insan hakları çoktu, filanlar çoktu. Onun için Irak'ın önünde daha çok kalıp ayakta durmaya. Tabii çok nefsiyatı zayıf insanlar var, bu değişimlerden istifade eder. Ne bileyim işte kavga çıkar, millet ara yerinde birbirini öldürüp çalım, hırsızlık filanlar olur. Bu normaldir bence. Ortak bir akıl millet içerisinde oluşunca, bir bilinç oluşunca. Bir bilinç oluşunca, bir 25 sene, 50 sene belki çeker. Doğru. Çünkü bizden önceki tecrübeler var, o bir devletlerde 1700'de, 1800'de, bazen 50'de 100 yıl çekip. Ama Irak milleti çok akıl bir milletti. O idarası başında olan idara çok inşallah haristiler. İnşallah. Bence bu gelecek seçim çok baskı farklı var. Olacak. Farklı olsun. Biz beklemeyelim %100 de akışılır. Biz her dönemde bir %20-10 da yetişebilir. Çok iyi. Yani 10 azdı. Ben tahmin ederim yani bu defa %25'ten daha yukarı. Yok bu defa daha çoktu. %25'ten yukarı olacak. Çünkü artık herkes hissedir. Geçen Kasım ayında, Ekim ayında millet ki töküldü, birinci tişinin töküldü Cedde'ye, Bağdat'ta. Bugüne kadar devam eden o ayaklanma tesirini gösterir. Biz Irak'ın attığı adımları, idaranısını mutabak ederiz. Tekşilik çoktu, ve niyet de çoktu. Demem bir de diyelim, hep bir şey değişmeyecek ama aşağı yukarı %25'ten ziyade bir değişim olacak. Bu da milletin inşallah hayrını olur ve uşaklarımızın hayrını olur. İnşallah. Programımızın sonuna geldik. Güzel bir sohbet oldu. Burada bakış açılarıyla veya analizlerinden bize de aktardığı için biz senden memnunuz, bize katıldığı için çok sağ olun. Ben de sizden teşekkür ederim ve bu yoldan da Yasemin Hanım'a teşekkür ederim, bize sohbet etti. İnşallah her zaman bölgelerimiz, mantıkamız parlak içinde olur ve bu sümürgeçilerden Irak olur. İnşallah en iyi idara ve en iyi hayat hepimizi Allah Teala kısmet eder. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Gelecek salıda yeni bir bölümle karşınızda olmak umuduyla Allah'a ısmarladık.